sinyaller yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba gençler. Bugün sizlerle atom modelleri uzman tez 1 soru çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda civa atomunun bazı enerji seviyeleri verilmiştir. Bu civa buharının bulunduğu gaz odasına gönderilen bir elektron bir atomu iyonlaştırıp iki civa atomunu da uyarmaktadır. Buna göre elektronun enerjisi en az kaç elektron volt olmalıdır? Bakın öncelikle gençler gelen nedir? Elektrondur. Peki elektron ne demişti konu anlatımlarında? Keyfidir, istediğini yapar. Ama buradaki gelen elektron bakın ne yapacakmış? Bir tane civa atomunu iyonlaştıracakmış. O halde civa atomunun iyonlaşması için bakın civa atomunun iyonlaşması için gerekli olan enerji nedir? 10,4 elektron volttur. Bir defa bu lazım. Daha sonra en az diyor bakın 2 civa atomunu da uyaracak. Peki bizim civa atomundaki elektronlar temel haldedir. Peki 2 tane civa atomunun en az bir enerji ile uyarılabilmesi için bu civa atomunun birinci uyarılma seviyesine çıkması lazım. Ya da elektronların birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıkması lazım. Peki bunun için kaç elektron voltluk bir enerji lazım? 4,86 elektron voltluk bir enerji lazım. İşte biz bunları topladığımız zaman gençler ne çıkıyor bakın? 20,12 elektron volt çıkar. O halde 20,12 elektron voltluk bir enerjiyle gelen bir elektron civa atomunu iyonlaştırır ve iki tane civa atomunu da ne yapar bakın gençler uyarmış olur. O halde doğru cevap A seçeneğidir. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Sezyum atomunun bazı enerji düzeyleri şekildeki gibidir. Sezyum atomu buharının bulunduğu gaz odasına gönderilen 6 elektron volt enerjili elektron hangi enerji değerleri ile dışarıya çıkabilir? Şimdi bakın sezyum atomunun elektronları temel hal konumunda yani burada bulunmaktadır. Peki biz konu anlatımlarında size gençler elektron keyfidir istediğini yapar demiştik. Yani esnek çarpışma yapıp uyarabilir, uyarmayabilir. Esnek olmayan çarpışma yapıp da uyarabilir de. Peki 6 elektron voltluk enerjiyle gelen bir elektronumuz var. Peki bu elektron ne yapar bakın? 1,38'lik bir kısmını birinci yörüngeden ikinci yörüngeye elektronu çıkartmak için uyarır. Peki geriye ne kalır? 4,62 elektron volt ile gelen elektron çıkar ve gider. Demek ki birincisi olur. Peki üçüncüyü bulalım gençler. 6 elektron voltluk bir enerji ile gelen bir elektronumuz var. Peki bu elektron isterse temel halde bulunan bir elektronu iyonlaşma enerji seviyesine çıkarıp sezyum atomundan bir tane elektron koparır. Ve bunun için de 3,87 elektron voltluk bir kısmını harcar. Peki burada ne olur gençler bu durumda? 2,13 elektron volt artar. Peki bundan sonra geri döner. Sezyum buharı içerisine temel halde bulunan bir elektronu da uyarır. Peki birinci yörüngeden ikinci yörüngeye uyarmak için de bu sefer 1,38'lik bir kısmını harcar. Peki geriye kalan 0,75 elektron voltluk bir enerji ile çıkar ve gider. Şimdi gençler bunu da bulduk. Peki 0,94'lük bir enerjiyi nasıl bulabiliriz? Bakın bunu da şöyle diyebiliriz. Buradaki elektron 3,87 elektron voltluk bir enerjiyi iyonlaşmak için harcamıştı. Peki bunu
5,06 elektron voltluk bir enerjisini ne yapar? Bakın 6 elektron voltluk bir enerjine gelir. Bunun 5,06 elektron volt unu ne yapar? Sezyum atomunun temel haldeki elektronu iyonlaşmak için harcar ve atomdan bir tane elektron söker. 3,87'lik bir kısmını sökmek için harcar. Geri kalan kısmıyla söktüğü elektrona verir gider. Ama gelen elektron geri ne yapar? Bakın 0,94'lük elektron voltluk enerjiyle çıkar gider. Demek ki bunu böyle yapabilir gençler. Demek ki diyoruz ki gençler, bu gelen elektron 5,06'lık bir kısmını ne yapar? Atomu iyonlaştırmak için kullanır. Peki 5,06'nın 3,87'lik bir kısmını atomu iyonlaştırmak için kullanır. Buradaki çıkan enerjiyi söktüğü elektrona verir, onu hızlandırır. Geri kalan enerjiyi, yani 0,94 elektron voltluk bir enerjiyle çıkar gider. O halde doğru cevap E seçeneği olur. Bir sonraki soruya geldik bakın gençler. Bu sorumuzda hidrojen atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. Temel halde bulunan hidrojen atomunun açısal momentumu H bölü pi kadar artması için hidrojen buharı bulunan gaz odası hangileri ile bombardıman edilmelidir? Şimdi bakın gençler, Bohr atom teorisine göre açısal momentum ne demiştik biz? Bakın lahana bölü 2 pi demiştik. Peki buradaki açısal momentum formülümüz böyleydi. Peki bu formatta ne var? H bölü 2 pi var. Peki biz H bölü pi kadar artmasını istiyorsak bakın, demek ki buraya 2 gelecek. Demek ki 2 kademe artacak bakın gençler. Demek ki 2 tane H bölü 2 pi artacak. Peki birinci yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu L1 nedir? Bir tane H bölü 2 pi'dir bakın. İkinci yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu 2 tane H bölü 2 pi. Üçüncü yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu 3 tane H bölü 2 pi. Dördüncü yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu 4 tane H bölü 2 pi. 5. yörüngede dolanan bir elektronun açısal momentumu 5 tane H bölü 2 pi'dir. Peki biz 2 kademe artırmam gerekiyor bakın gençler. Demek ki bizim hidrojen atomunda elektronlar hangi halde bulunuyor? Temel halde bulunuyor. Peki 12,09'luk bir foton gönderirsem fotonda ne olacaktı? Uyarılma enerji seviyesine eşit olacaktı. Peki bu durumda ne oldu? Demek ki birinci yörüngeden üçüncü yörüngeye geçti. Peki ne kadar arttı? Bir tane H bölü 2 pi iken bakın 3 tane H bölü 2 pi oldu. Yani 2 tane H bölü 2 pi oldu. Yani H bölü pi kadar arttı bakın gençler. O zaman bu birincisi olur. Peki 2'ye bakıyoruz. 12,75 elektron voltluk bir elektron. 12,75'lik bir elektron ne yapacaktır bakın gençler? Dördüncü yörüngeye çıkarabilir. Ama biz ne demiştik? Elektron keyfi istediğini yapar demiştik. Yani ne yapabilir? Temel halden dörde gücü yettiği halde dörde çıkartmayabilir. Demek ki birden üçüncü yörüngeye de çıkarabilir. Birden üçüncü yörüngeye çıkar. Geri kalan enerjiyle kendisi çıkar gider. Demek ki 12,75'lik elektron voltluk enerjiyle gelen bir elektron temel halde bulunan hidrojen atomunun elektronunu 12,09 elektron voltuna çıkartmak için harcar. Geri kalan enerjiyle kendisi çıkar gider. Peki elektron bu durumda ne olmuş olur gençler? Birinci yörüngeden üçüncü yörüngeye çıkmış olur ve H bölü pi kadar açısal momentumu artar. 13,6'lık foton ise temel halde bulunan bir elektronu ta buraya kadar çıkarır bakın. Bu zamanda ne olur? 4 kademe birden artmış olur. Yani H bölü pi kadar 2 tane pardon H bölü pi kadar artmamış olur. O halde bizim doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada bir X atomunun bazı enerji seviyeleri şekildeki gibidir. X buharı bulunan bir gaz odasına gönderilen elektronun enerjisi 5,86 elektron volttur.
Buna göre uyarılan atom temel hale dönerken en fazla kaç farklı seriyi oluşturur diye soruyor. Bakın, gelen elektron 5,86'lık bir enerjiye sahip. Demek ki temel halde bulunan bir elektron 5,86 nereye kadar çıkarabilir? Buraya kadar çıkarabilir. Yani dördüncü yörüngeye kadar çıkarabilir. Peki bu yörüngeye çıkan bir elektron 10 üzeri -8 saniye sonra tekrar temel hale geri döner. Peki bu durumda 6 tane ışıma gerçekleştirir. Bakın burada 6 tane ışıma gerçekleştirir. Peki bu ışımalar hangileridir bakın gençler? Kaç farklı seri oluşturur demiş. Peki bu ışımalar bakın seri oluşturduğuna göre 1. Biz burada Lyman alfasını gözlemleriz. Bak Lyman'ın beta serisini gözlemleriz. Lyman'ın gamasını gözlemleriz. Daha sonra bakın Balmer'in alfasını gözlemleriz. Balmer'in betasını gözlemleriz. Peki sonra bakın burada bir üst seri Paşen serisi de gözlemleriz bakın gençler. Demek ki biz burada Paşen'in alfası. Bakın Lyman, Balmer, Paşen. Bakın burası Balmer serisi, burası Lyman serisi. Demek ki 6 farklı ışıma ama seri olarak 3 tane farklı seriyi gözlemiş oluruz. Doğru cevap A seçeneği olur. Evet gençler, burada biz atomların uyarılmasını gördük. Atomlar demek ki elektronlar ile uyarılabiliyormuş, fotonlarla uyarılabiliyormuş. Elektronla uyarmada gelen elektronun keyfi davrandığını, gücü yettiği halde atomu uyarmadan çıkıp gittiğini gördük. Ama fotonda ise yörünge uyarılma enerji seviyelerine gelen fotonun enerjisinin eşit olması gerektiğini söyledik. Temel halde bulunan bir elektron atomun üst yörüngelerine çıktığı zaman burada durmuyordu bakın gençler. Tekrar kararlı hal olan temel hale geri dönmek istiyordu. Ve bunun için 10 üzeri -8 saniye geçiyordu. Ve çıktığı yörüngeden n çarpı n eksi 1 bölü 2 tane ışıma gerçekleştiriyordu. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.